Tekrar hepinize merhaba çocuklar. Turunkus arteriyozusu anlamak için embriyolojiye yani zigotun nasıl geliştiğine bakmamız gerekir. Hızlıca neyin ne olduğunu hemen yazalım şuraya. Kan sağ kulakçıktan sağ karıncaya gider, sonra akciğer atardamarlarına doğru devam eder. Bu oksijensiz mavi kandır ve sol kulakçığa geldiğinde akciğerlerden geldiği için kırmızı oksijenli kan olmuştur sol karıncıktan geçer, bu kırmızı tüp yani aort boyunca ilerler. Oradan da vücuda yayılır. Yani normal bir kalp bu şekildedir. Truncus arteriosus da bu yapının oluşumundaki son adım hatalıdır. Hemen yazıyorum pulmoner arter yani akciğer atardamarı ile aort akraba gibidir. İkisi de başlangıçta tek bir yapıdan meydana gelmiştir ve bu da truncus arteriosus'tur. Kalp gelişirken bunların iki farklı yola ayrılmaları gerekir. Normal kalpte bu ikisi tamamen ayrıdır. Kendi yollarından giderler ve birbirlerine karışmazlar. Ama truncus arteriosus'ta ayrımın son basamağı hiç gerçekleşmez. Yani bunun gibi iki farklı tüp yerine tek bir tane vardır. Burada ikisini bağlayan bir büyük çıkışımız var. Bakın işte böyle. Hı hı. Bu durumda septumun yani bölmelerin sağlam olması ventriküler septal defektin olmaması bile fark etmez. Hatta iki karıncığımız ayrı olsa da yine fark etmez. Çünkü kan bu iki büyük damara girince her şekilde karışır. Mesela buraya biraz mavi ve buraya da biraz kırmızı kan girse içeri girer girmez karışmaya başlar. Böylece mor renkli bir kan olur. Maviye kırmızı karışırsa mor olur, öyle değil mi? <laughs> evet, bu kan içeri doğru devam eder. Bunlar tek bir yapı olduğu için bu bölmeler artık yok. Aslında az önce yazdığım ismi iyi olacak çünkü bu durumda artık bir önemi kalmadı. Bunlar truncus da artık tek bir yapı olmuşlardır. Hatta burayı da açayım, evet. Ha, ama şunu unutmayın, bu büyük damarların sonu hala gittikleri yere bağlıdır. Bu yüzden bu yapı hala akciğerlere doğru ilerler ve bu ayrılmamış büyük olan damarda vücudun geri kalanına bağlanır. Akciğerler kandan vücutla aynı oranda oksijen alır. Bu yüzden ekranda kalbini çizdiğim bu bebek siyonotiktir. Yani morarma da denen siyanoz geçirir. Ben de her yeri şöyle mor renkle bir boyayayım. Evet. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Truncus arteriosus oldukça nadir görülür. Genetik bir bozukluktur ve ana rahminde oluşur. Ancak maalesef kanın bu şekilde karışması oldukça verimsiz bir duruma yol açar ve vücut çok fazla oksijen alamaz. Neyse ki tıbben sağ tarafı sol taraftan ayırmak için yapay da olsa bir septum yani bölme koyma imkanı var. Böylece oksijensiz kısım oksijenli kısımdan ayrılabilir. Oksijensiz kandan oksijenli kanın ayrılmasının normal anatomisini burada görebilirsiniz. Ve bu gerçekten en verimli yöntem. Kısacası truncus arteriosus'ta bu iki büyük damar ayrılarak durum iyileştirilmeye çalışılır. Evet şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.